Sayfa 2. Metni girin için 2 kez dokunun. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Size Ivona TTS ile alakalı bahsetmeyi unuttuğum bir detay daha var. Ondan bahsedeceğim. Ivona TTS'yi ilk indirip kurduğunuzda ses verilerini tanıtma konusunda sıkıntı yaşayan arkadaşlar için anlatıyorum bunu. Malum Ivona TTS'yi seçtikten sonra konuşmuyor. Konuşmasını sağlamak için ses verilerini tanıtmak gerekiyor. Bunun için illa metinden sesi ayarlarından Ivona TTS'yi seçmenize gerek yok. Benim bundan birkaç yıl önce incelemesini yapmış olduğum TTS Reader programını kullanmak işinizi fazlasıyla görecektir. TTS Reader programını açıyoruz. Başka programlarla da yapabilirsiniz ama benim size tavsiyem TTS Reader programıyla yapmak. TTS Reader'ı açıyoruz. TTS Reader. Initialize. Press. TTS Reader'ı açtıktan sonra... Bu arada TTS Reader'da normalde reklam gösterilir. Ben reklamları kaldırmak için gerekli olan lisansı satın aldığım için bende reklam göstermiyor. Normalde ücret ödemeniz lazım reklamları kaldırmak için. Hani TTS Reader'ı indirip de ya ben yanlış uygulama mı indirdim acaba? Seninkinde hiç reklam yoktu. Benimki reklam gösteriyor. Ben mi farklı uygulama indirdim acaba diye düşünmeyin. İndirdiğiniz uygulama muhtemelen doğru uygulamadır. Sadece siz reklamları kaldırmak için gerekli olan lisansın ücretini ödemediğiniz için reklam gösteriliyordur. Ben onu ücretini ödedim reklam kaldırma lisansının. O yüzden bende reklam görünmüyor. Devam edelim. Şimdi diğer seçeneklerden Select TTS Engine bölümüne basıyorum. Buradan Ivona TTS'yi seçiyorum. Ivona TTS. Sonra soldaki gezinme çekmecesi menüsünü açıyorum. Menüs, TTS. Buradan Download Language. Dilleri indir düğmesine basacağım. Şimdi normalde Google Metin okumayı seçtiğinizde ve buraya bastığınızda burası Google Metin okumanın ses verisi yükleyici bölümünü açar ve oradan dilleri ve sesleri indirebilirsiniz. Aynı şekilde Acapella TTS'yi seçtiğinizde burası Acapella TTS'nin ses yöneticisini açar ve ses indirmenizi sağlar. Vocalizer ses motoru, Locuendo TTS gibi uygulamaları seçtiğinizde de burası etkinleşmez, açılmayacaktır. Çünkü oranın ses verisi yükleme menüsü yok ama Ivona TTS'nin sanal da olsa bir ses verisi yükleme menüsü var. Sanki sesleri internetten yüklüyormuşuz gibi. Buradan dilleri indir düğmesine basıyorum. Buna bastığım gibi Ivona TTS'nin ses veri konumunu gösteriyor. Tamam diyorum. Böylece Ivona TTS'nin ses verilerini bu şekilde de tanıtabilirsiniz. TTS Reader programını da kullanarak Ivona TTS'ye ses verilerini tanıtabilirsiniz. Sonra RAM temizliği yapıp Ivona TTS'yi seçtiğinizde direkt konuşmaya başlayacaktır. Ona uy ana ekranı. Ivona son uygun. TTS Ivona TTS 22. 2 öğeden Evet, bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Dur.